Bir daha söylüyorum. Çünkü ben inancı tartışmıyorum arkadaş. Ben bir düşünce ilmi görüş muhakemesi babında tartışıyorum. Sen benim Allah'a olan bağlılığımı ölçemezsin. Benim akademik bir makalede veya bir müzakere metninde dile getirdiğim görüşten hareketle benim Allah'la olan gönül bağımı, hukukumu sen tayin edemezsin. Sen kimsin? Sen benim Kur'an okurken, abdest alıp okuduğunda irrasyonel bir tecrübeyle, tefsircilik yapmak için değil, teberrüken okurken aldığım zevki, hazzı ve benim gönül kapımın açılışını sen tayin edemezsin. Sen oraya giremezsin. Çünkü ennallâhe yekûlü beynel mer'i ve galbi. Bir tek araya Allah girer. Seni sokmam oraya. Sen sadece dışarıdan ürürsün. Ürümek biliyorsunuz değil mi? Ürürsün. Seni sokmam mahrem. Kimseye de imanımın ölçülmesine izin vermem. Siz benim Müslümanlığımın kıvamını, ayarını tayin etmek durumunda, konumunda değilsiniz. Bunu Allah bilir. Ben inancımı tartıştırmam. Köydeki babaannemin inancını da tartıştırmam. Onların inancına zerre kadar saygısızlık etmem. Tam tersine. Kur'an mezarlıkta okunur mu diye söylendiğinde, bu İslam akıldır, Kur'an canlılara gelmiş kitaptır gibi çocuksu gerekçelerden hareketle okunamaz diyenlere karşı ben sonuna kadar okunur diyen bir adamım. Çünkü iman irrasyonel bir tecrübe. Benim burada tartıştığım meseleler ilmi, felsefi, kelami münakaşalardır. Ve bunlar da daha çok Kur'an-ı Kerim'e agnostik, deist, ateist çevrelerden yöneltilen Tanrı'nın, bak Allah demedim, o kelimeyi koruyorum, Tanrı'nın ortak bir ilgi olarak, onun için Tanrı'nın bu kadar konjonktürün içinde bu kadar pozisyon alması, ama 1400 küsür senedir de haşa kella ağzını bıçak açmaması, o kadar yakarışımıza bir fısıltıyla da olsa karşılık bulamadığımız izlenimi bizde bırakması karşısında niye böyle ya deyince, siz bu cevap, siz hiç bunlarla uğraştınız mı? Siz Adem İblis kıssası üzerinden İblis'e sordurulan 7 tane sorunun cevabıyla hiç uğraştınız mı? Uğraşamazsınız. Beyniniz yanar. Siz takvim yaprağından okur okur sokakta millete din iman inzibatlığı yaparsınız. Sen hiç bunların çilesini çektin mi? Veya çekenlerle uğraştın mı? Ben sizin onlara vereceğiniz cevabı biliyorum. Evladım, kardeşim, seni zorla mı iman ettireceğim? İstersen et, istersen etme. Ben gelirsem sana dayatırım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Nice insanlar var. İslam'la buluşmak istiyor. Fakat kılçıklar var zihninde. Ayıklayamıyor. Uğraşıyor, didiniyor. Onlarla hiçbir hasbihalliğiniz oldu mu? Siz hep İslam'ı birbirinize senelerdir anlatmak... Ben bizar oldum artık. Ben birbirimize kafa şişirmekten bıktım. Benim bu görüşlerim size değil arkadaşlar. Sizin neye inandığınız da beni hiç ırgalamıyor. İlgilendirmiyor. Hukukullah'a taalluk eden meselelere ben bakmıyorum. O işe Allah bakıyor. Dolayısıyla Müslümanlığınız nedir, ne değildir beni hiç alakadar etmiyor. Ama işin garibi size ediyor nedense. Adam kıyıda köşede bir yerde bir şey söylemiş. Bunu Türkiye'nin önüne 80 milyona saçmak. Neyin peşindesiniz? Ete kemiğe büründü. Ahmet Mehmet diye göründüğü. Ben mevzu bahis etmiyorum. Niye? Bana göre absürt, saçma. Şirk kokan bir ifade. Ama niye dile getireyim? Niye lansmanını yapayım? Benim işim o mu? Benim senin zırvanla uğraşmak mı işim? Ben kendi işime bakıyorum. Kendi çalışmam yok. Ama nedense bütün İnsanlar gelip seni didikliyorlar, seninle uğraşıyorlar. Bıktım artık bu şeyden. Nedir? Bu tecessüsten. Bu bakımdan bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu insanların inançlarının hassasiyetlerini kaşımak gibi bir niyetim, bir amacım hiç olmadı. Ben ilmi mahfilde, ilmi idarede düşündüklerimi tartışırım, konuşurum, söylerim. Kabul görür, görmez. Makul bulunur, bulunmaz.
Kardeş ben bunun için varım ya. Ben ilim adamı değil. Ha sen bana diyorsan ki tarihteki belli bir mezhebi formasyonun kalıplarına gireceksin. Bunun dışında tek söz söylemeyeceksin. Kapatalım arkadaşlar o zaman fakülteyi. Üniversiteyi kapatalım. Herkes madem senin inandığına, senin doğru bildiğine inanacak. Kapatalım biz konuşmayalım. Siz buyurun. Nasıl tensip buyurursanız size soralım. Diyanet mesela hayatında kurumsal olarak ilk defa bir akademik görüş hakkında fikir beyan etti. İlişkiler Yüksek Kurulu. Ben bekledim. Acaba bu tekfircilere de söyleyecek iki çift lafı var mı diye henüz çıkmadı. E şimdi söyleyesim geliyor. O zaman ben yarın söz gelimi zekat üzerine bir makale yazarsam veya namaz üzerine başka bir bunun sonuç kısmını da Diyanet'in Yüksek Dinişleri Yüksek Kurulu'na arz edeceğim. Nasıl makalemin sonucunu beğendiniz mi? Yayınlayabilir miyim diye oradan da görüş alacağım. Ayıptır ya. Senin ne işin var? Akademideki bir ilmi görüşe dair kanaat belirtiyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Papalığın en sonu bundan farklı bir şey mi?